la 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 la
Lan dayak yememek için amma yalıkadık yapıyorum ya. Sana da kunaydım. Ya da sana anlayacağım bir dilde söyleyeyim. Zaba zaba niye öyle anlamsız kelimeler çıkarıyorsun lan manyak ibibük. Dur senin stop düğmene bir basayım. Kalp bozum açık diyordun ya, bir süre ondan idare edersin. Ulan ben hemşeyi yarım yamalak koruyayım ben. Ulan baksana şu çayın yarısını koruyayım, yarısını koremiyorum. Ya salak, çay zaten yarım dolu bardakta. Gitti, gözüm gitti. Gözüm gibi baktım bu adam, gözüm gitti. Bak, gözün açılması için bir şok daha geçirmesi lazım. Onun için ben sana bir tane daha çakayım, maymun gözünü açsın. Gel bak. Ne yapayım? Lan! Üzülme lan, kol kırılı yen içinde kalır. Bilemedin. Hani sen yen içinde kalır. Allah belanı versin. Bir de utanmadın, espri yapıyorum. Diğer üstlerinde bayısı ne olacak? Allah cezanı versin. Ulan ben burada daha bir daha sakatlanıp sakatat olmadan en iyisi uzayım gideyim. Hazır uzamışken uzak boya kadar gitsem iyi olacak, sağlığım için daha iyi olacak. Hadi Allah cezanı versin. Oraya kadar gitmişken bana da mam çıka götü seni ondan diyor lan. Anne, lan gözüm açıldı be, he? Lan bir açılıyor bir kapanıyor, he? Kısa devre mi yapıyor yoksa? Neyse artık, bir süre Ecevit modunda yaşayacağız. İdare eder. İyi günler hanımım, beni temizlik şirketinden gönderdiler. Adım kalkılmış ama dostlarım kısaca kalk de. Benim adım da Atiye ama sen kısaca at deme. Geç bakalım içeri. Deme. Ben pazara gidiyorum, sen şöyle ortalığı güzel bir temizle. Tamam, merak etmeyin Atiye Hanım. Yani bir temizleyip cilalıya çünkü. Cilalı taş devri gibi olacak. Hadi göreyim seni. Tamam. Ule. Ana, aşifte karı. Bir ton bu ey yüzüne çağırmış. Telefonelerdeki boyalı papağanlara dönmüş. Değmesin yağlı boya, ne bir şeye de benzese. Benlerim yeter be, çok şey yani. Ulan şu benlerim de olmayaydı. Yakardım dünyayı be. Gözleri fettan güzel, dert katan güzel. Elinde. Ana, ne çabuk da gidip geldim boyalı papağan ben. Sıkıntı bu adam. Evde senden başka kimse var mı? Geç içeri. Polis peşimizde, rehin alıyoruz seni. Ne rehini? Ana! Ahır ömrümde bu adam başıma gelecekti benim. Konuşma, yürü geç. Etrafını soruldu, teslim olun. Temizlikçi kadını rehin aldım. Eğer terso bir durum olursa gebertirim ha. Korkma abla, sana bir şey yapmayacağız. Ne bileyim kardeşim temizlikçi olur. Ya suç ortağınızsa? Vallahi değilim be abicim be. Ben temizlikçiyim. Adım kakılmış. Ama siz kutacak kalk diyebilirsiniz. Geç hele. Gel abla, gel. Terso bir iş yapmayın lan. Dağılın yoksa gebertirim temizlikçiyi. Ya oğlum çok korkuyorum ya. Ya polis içeri zorla girmeye kalkarsa? Merak etme, kakılmış elimizde rehine kaldığı sürece polis bir hafta boyunca bize dokunamaz oğlum. Ana! O zaman bir hafta boyunca itilmiş de bana dokunamayacak. Fiske bile vuramayacak. Çok şiyane be! Ana! Yandım vallahi çok şiyane. Beğendin lan yaptığını. Kadın korkudan kafayı yedi. Allah Allah! Yandım vallahi korkudan değil. Sevinçten yapıyorum be! Ha? Sen de alandın, sen de edin lan! La dur be! Ver şunu! Ne alıyorsun silahı elimden be? Bugün sıkmayacağım da daha ne zaman sıkacağım? Ulan bu konunun tarihini bir yere not edeyim de
Her sene bugün itilmiş işgalinden kurtuluşumu törenlerle kutlayayım. Bende olandım sende dolan gel geriye. Fistan altımı endazesi on yediye. Amirim, suçlular İnadiye Sokak Tuna Apartmanı'na girip temizlikçi bir kadını rehin almışlar. Kadının adı Kakılmış ama siz kısaca Kalk diyebilirsiniz, tamam. Ne diyorsun lan sen salak? Tamam. Şey diyorum amirim, kadını rehin almışlar. Bu durumda ne yapalım? Tamam. Elinizin körünü yapın, tamam. Tam olarak anlayamadım amirim, tamam. Başlatma olan amirinden, tamam. İki tane sivilceli otofaresini yakalayamadınız be. Gidip yakalayın şunları. Biz temizlikçinin ailesine haber veririz. Tamam mı? Tamam. Tamam amirim, tamam. Lan oh de! Bundan sonra bir hafta boyunca her günüm şiyane pazar gibi şiyane geçecek. İtilmiş ayısı şimdi kim bilir neredeyadır. Salak teletabı. Eve gelmediğimi görünce çok şaşıracak. Çaylar tavşan kadar. Sağ olasın ablacığım. Maşallah keyfe bak bacıdaki. Çocuk. Dayaktan yırttım diye sevinme lan Kakılmış yine. Seni o lavukların elinden kurtarıp özledim. Dayan hayatına geri çoğuracağım. Ver şunu kardeşim ya. Bırak lafımı tamamlayın. Ver şunu kardeşim bırak ya bırak ya. Biz sana megafonu karını sakinleştir diye verdik. Sen iyice panik yarattın kardeşim. Ben emniyet kuşlarına yardımcı olmayacağım. Bırak kardeşim yürü ya yürü. Bırak kardeşim. Ulan bu Seyger ayının ne işi var burada? Turneye mi çıktı yoksa? Acaba istek dayakta bulunabilir miyiz? Şöyle hüzzam makamında bir coplan kafasına kafasına vurabilir misiniz? Çivi gibi çakıl. Vur! Gidersin! Yürü! Anca gidersin! Çok ilk ayısı! Dereyi görmeden hemen mayonu giymeden Kakılmış. Seni elime bir geçirirsem yeşil sahalarda görmek istemediğimiz görüntülü olacaktık. Yürü! Anca gidersin! Vay be. Kurban oldum Mevlam. Eğer normal insanların hayatları ne güzelmiş be. Çok şiyaneymiş. Başkomiserim. Hiç sesleri çıkmıyor. Daha ne kadar bekliyorsun? Merkezden eve gelene kadar beklemek zorundayız. Uyanın! Biraz daha ben. Hadi kardeşim uyanın! Teslim olun! Yoksa kurtarma operasyonu ne yapacağız? Kurtarma operasyonu mu? Ulan niye kurtarıyorsunuz be? İtilmişten dayak yemek için mi? He? Sakın yaklaşmayın polis abim. Ellerinde bir sürü bomba var, bomba. Uydurma be, ne bombası? Ne bileyim ben diyelim 90-60, 90 çapında bir bomba var. Yok ya, sarışın mı, esmer mi? Niye öyle dalga geçiyorsun? Ben doğruyu söyleyeyim. Vallahi ışın tabancasından tutun da bütün lav tabancalarına kadar her bir şey var ellerinde. Yok mu? Vallahi eğer yanının başında şuradan şuraya gitmek nasip olmasın. Ya Kakılmış niye yalan söylüyorsun? Yakacaksın bizi. Ulan şu tabancayı şöyle iyicene alnıma dayıver. Elini korkak alıştırma. Elinde bomba niye olduğunu öğrenirse yaklaşamazlar. Sen benim dediğimi yap. Biri yap. Yalan söyle abi. Yalan söyle. Ulan inanmam abi. Abi operasyonu başladı ama. Ya bırak kardeşim ya. Ya yine mi sen ya? Ya bıktır senden ya. Bir sürü işimiz var kardeşim. Geç buraya. Devletin sıcacık dostluk eline uzanın. Hiçbir şey yapmayacağız. Söz veriyorum teslim olun. Ben teslim oluyorum. Zaten bu rehine işine kalkışmamız çok salakça bir şeydi. Ne? Evet teslim oluyorum. Ben de teslim oluyorum. Eğer fırsat verilirse devlet için elimden geleni yaparım. Manyak herif teslim olursanız üçümüz beni gebertir. Aman valla o senin sorunun abla. Teslim oluyorum teslim ben. Oluyorum. Teslim oluyorum. Aferin size. Böyle akıllı olun canımızı yiyin. Ulan siz teslim olursanız ben de sizi rehine alıyorum bu sefer. Yaklaşanı gebertirin. Hayda. Thank you.
Abla yapma be, şeytan doldurur valla. Ötürmüş ayısı, bunu benden beklemiyordun değil mi? Neredesin ulan? Ne yanıya gittin? Aman Türeyu, yaklaşanı vururum dedim size. Yaklaştın. Ya kalkınmış buradayım lan. Beni bak, konuşmama hakkına sahipsin. Söylediğin her şey aleyhine tekme, tokat, yumruk olarak kullanılabilir. Siz de çoğunluk. Çoğunluk abi, çoğunluk. Sen cümledin o çoğunluk abi. Ben mutluluğum Ferko'nun az geldiğinden bile kısa sürdüm ya. Ya Şahip Bey, ya gitmeseydin sana alışmıştım. Şimdi sen yokken burada stresten iştahım kapanacak, gitme. Sanki keyfimden mi gidiyorum ufaklık? Evden atıldım, dükkandan kovuldum. Karım yüzümü bile görmek istemiyor. Ya bir kere daha konuşsam belki affeder seni. Hem zaten yaptığında o kadar kötü bir şey değil ki. Ha, değil mi ama? He. Yani alt tarafı, karımın beni boşamak için tuttuğu bayan avukata evlenme teklif ettim. Hem de karımın gözü önünde. Evet, gerçi o biraz ayıp kaçtı ama... Ya ben sana daha önce kaç kere söyledim yapma diye. Şu hormonlarına bir türlü laf geçiremiyorsun. Neyse. Olan oldu hadi. Hakkını helal et. Hadi helal olsun. Ay kız Şahip, harbiden gidiyor musun kız? Ay gidiyorum kız. Ay nereye gidiyorsun be? Birkaç gün bende kalsaydın be. Yok almayayım, sağ ol. Hadi Allah'ım olsun. Hadi. Yok, öpüşmeye gerek yok. Hadi. Şahip Bey, aşağıda eşyalarım var. Onları sonra mı alacaksın depodan? Yok artık onlara ihtiyacım kalmadı. Gideceğim yerde onlara ihtiyacım yok. Aa, sana biraz şokoloko vereyim yolluk. Böyle dışı çikolata, içinde lokum, nefis. Gideceğim yerde çikolatalar, ağaçlar da çıkıyor. Çeşmelerden kolalar, viskiler akıyor. Ay yapma ya, neresi orası? Ya ben de mi seninle gelsem acaba? Hadi. Ya vallahi uydurmuyorum Zerrit abla. Bu iş bu sefer ciddi. Ya intihar edecek galiba. Bastamaz. Ne güzel, fena mı? Nerede o günler? Böyle konuşma ama abla, ya sahiden intihar ederse? Ederse etsin kız, fena mı? Yeryüzünden bir mikrop daha eksildi. Çok zalimsin Zulmiye abla, yani bu işin şakası yok ayol. Susar. Bence de valla, yazık olacak dağ gibi adam. Yani dağ dediysem küçük bir tepede olabilir. Dostlar, Romalılar, ölmeye değil gömmeye geldim. Ne diyorum ben? Yani canlarım. Canımdan çok sevdiğim zaruret. Benden haz etmediğini bilsem de her zaman saygı duyduğum aziz ve muhterem Zulmiye abla. Ben af dilemiyorum. Zaten bunun için artık çok geç. Benimkisi sadece bir günah çıkarma. Her şeyimi yalan. Kalbimin tek ve yegane sahibi bu kadını üzdüğüm için kahroluyorum. Sizden af dilemiyorum. Ben affedilmeye değmem. Bırakın sonsuza kadar alevler içinde yanayım. Daha fazla konuşamayacağım. Elveda. Elveda Ceyda'cığım. Hakkını helal et. Sizi çok özleyeceğim Şahin Bey. Kız bak, görmüyor musun kız? Bak gider ayak domuza bak. Kızı nasıl da mıncıklıyor? Ay abla böyle konuşmasın sapsın. Hakkını helal et. Hadi bana sarılıp beni öpmeye kalkma sakın, vallahi tepelerim seni ha. Hadi. Yürü. Hadi. Aman be sen öğretmen, aman be. Çocuk diyorsun canım. Hemen gevşeyi veriyorsun ya. Sus bakayım. Sus dedim, ağlamayı bırak. Sevinç gözüktü. Sevinçten ağlıyor. İşine dön bakayım. İşine. Sen de işine gider misin? İşinin başına. Susun bakayım. Hadi. Ne var? Ne oluyor? Biliyor musun? Şahip'i şimdiden çok özledim. Ah canım. Ne tuhaf değil mi? Çok tuhaf.
Çok tuhaf Zaruret, haklısın hayatım, hakikaten tuhaf. Seninle gurur duyuyorum Zaruretçim benim. Bana bak, senden nefret ediyorum Cüvestan. Nefret ediyorum senden. Anladın mı? Niye bana çekmemişsin? Hiçbir tarafı bana çekmemiş bir kızım. Çünkü seven bir kadın o hayat. Sus! Sana sorduk mu Zeyze? Ay Allah! Hmm. Ya sahiden intihar edip de ölürse? Ölsün. Ay, ay inşallah Şahin Bey kendisini Boğaz Köprüsü'ne atıp da Reha Muhtar'ın canlı yayın programına çıkmaz. Ay ne diyorsun kız ayol, sen canlı yayına çıkabilir mi ölünce? Doğru. O zaman canlı hiçbir şeye çıkamaz. Değil mi? Tamam başladı gene. Oğluma Allah aşkına oğluma sorun. Red yeter artık. O şuvalin için gözyaşı dökmeye değer mi benim güzel kardeşim? Değer mi? He? Hadi siz de saçmalamayın da işinize bakın. Hadi sen de. Abla, biz üzüntüden ne dediğimizi biliyor muyuz sanki? Allah Allah. İyi günler. İyi günler. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz hanımefendi, buyurun efendim. Ne güzel saçlar, vurdurma. Sizin için son modellerimiz var hanımefendi. Ben sadece Şuayb Bey'i görmek istiyorum. Öyle mi? Şuayb Bey'i görecekmiş. Buyurun Zaruret Hanım. Ha? Anlaşılan sabık ve sabıkalı kocanızın son vukuatı. Bakın. Vurdurma. Şuayb Bey'i hemen görmem lazım. Durum çok acil. Hamile misiniz? Efendim? Neden onu fellik fellik arıyorsunuz, soruyorsunuz? Kendisiyle ha? Miss Mavi Haliç güzellik yarışmasıyla ilgili bir ön anlaşma yapmıştık. Ne mavi? Ha. Miss Mavi Haliç. Yarışmaya katılacak güzellerin bakımlarının bu salonda yapılması için bize aracılık edecekti Şuayb. Teşekkür ederiz hanımefendi ama bizim aracıya falan ihtiyacımız yok. Hele Şuayb Bey'e hiç ihtiyacımız yok. Buranın sahibi benim. Direkt benimle görüşebilirsiniz. Sizinle mi? Benimle efendim. Ya natürlich. Ama bu çok büyük bir organizasyon. Hı. Firmamızın sözleşmesi de Şuayb Bey. Yani Şuayb Bey bulunamazsa bu iş yatacak mı? Maalesef. Ama hanımefendi bendenizde halen otoriteyim ya. Almanya'dayken Miss Stuttgart güzellik yarışmasının kızlarıyla, güzelleriyle tek tek ilgilendim, bakımlarını kendim yaptım. Çok üzgünüm. Şuayb Bey bizimle hemen temasa geçmezse başka güzellik salonu aramak zorunda kalacağız. Ya. Adım Esin. Memnun oldum. Uğradığımı kendisine iletir misin? İletiriz efendim. İletiriz hanımefendi. Bulursak söyleriz, sizi arar efendim. İyi günler. Güle güle. İyi günler. Afiyet olsun. Yandı gülüm keten elbim. Ay abla bak görüyor musun? Şuayb seni ne kadar çok düşünüyormuş. Kim bilir kaç milyarlık bir işte. Ya. Şuayb Bey gidince işte yattı tabii. Ay niye yatıyormuş iş? Neden yatsın canım? Belki Şuayb'i buluruz. Ay nasıl abla? Canım çıkmadık. Canda ümit vardır. Canı çıkmadıysa tabii. Ooo! Ya gene ulumaya başlama rica ederim. Şaka yaptık bu defa Zaruret, şaka. Aman ne anlayışsız ya, şakadan bile anlamıyorsun ya. Aman! Kimse kımıldamasın, şimdi geliyorum. Şimdi geliyorum. Tonguç! Neredesin? Kusura bakmayın, yemek molası verdim de. Deneme, hayatın yemek molası zaten senin. Şimdi bir de yememek molası ver bakalım, nasıl oluyormuş. Bana bak, iyi dinle beni. Şuayb lazım bana. Acele Şuayb lazım. Ha intihar edecekse söyle, ertelesin. Ya iyi ama ben nasıl bulacağım onu? Nasıl bulacaksan bulacaksın. Defa bak. Arayacaksın bulacaksın. Arkadaşlarına sor. Eğitimli bir av köpeği al yanına, öyle ara bul. Tamam mı? Bana bak. Sonra söylerim seni Zarurete. Kapının önüne koyar. Anladın mı? Kapış. Hadi. Aa iyi vallahi ya. Çattık ha. Şimdi ben nereden bulacağım adamı? Ben strese girince de iştahım açılıyor, formumu kaybedeceğim ha. Ne? Buyurun efendim. Kim? Şuayb Bey mi? Ha, burada yoklar efendim. Kendisi buradan ayrıldı. Saçmalama oğlum. Kulağına sandviç mi kaçtı? Arayan benim oğlum. Benim. Şuayb benim. Aa, Şuayb Bey iyi ki aradın ya. Seni gökte ararken telefonun ucunda buldum. Zulmi abla hemen gelmeni istiyor. Yapma. O kadar acil ha. Zulmiye hanımefendi hazretlerinin benim gibi bir hayırsızla ne ilgisi olabilir ha? Ya ne bileyim, belki bir şeye lazımsındır. Belki Zaruret abla seni affetmiştir. Tamam değil mi? Geleceksin değil mi? Ya sahi sen beni niye aramıştın? Hiçbir nedeni yok. Altıncı his gibi bir şey. İçimden bir ses. Şu an bir ara bakalım ne alemdeler diye sordu. Ben de sese ayıp olmasın diye bir aradım. Tamam, bir geleyim bakalım. Hadi görüşürüz ufaklık. Tschüss. Lorkel. Katil Lorkel. Bakın size kimi getirdim. Aa,
Ay Şahin Bey. Şükür kavuşturana kız. Ay Şahin, Şahin'cim. Ben istemişsin Zulmiye abla. Hı? Senin için ne yapabilirim? Hoş geldin Şahin. Seni böyle sapasağlam görmek ne güzel şey ayol. Kolun, bacağın, her tarafın yerli yerinde değil mi zaruret? Ay abla böyle konuşma Şahin'le lütfen. Evet, morf esprilerini bir yana bırakıp sadede gelsek yok. Yani yiğidi öldür, hakkını yeme demişler. Ah Şahin. Ah sen neyse bizim için çalışıyormuşsun. Dükkanımız için uğraşıyormuşsun da benim hiçbir şeyden haberim yokmuş canım. Daha açık konuşsanız diyorum. Yani bu yiğidin sayılı saatlerini, hatta sayılı dakikalarını niye harcadığınızı sorsam. Şey Şahin'cim, şu güzellik organizasyonu... Esin Hanım buraya geldi ama seni bulamayınca anlaşmayı yapamadık tabii. Yani şu güzel hanımefendiyle bir telefon görüşmesi yapsan diyorduk Esin Hanım'la. Bitti. Ha, şu mesele. Yani beni kara gözlerim için değil de bana muhtaç olduğunuz için çağırdınız. Yok canım abi. Yani ufak bir menfaat meselesi. Estağfurullah canım. Ama ben şu ayetçimin güceneceğini söylemiştim değil mi kız? Haksız mı ama yerinde kim olsa gücenir vallahi. Önemi yok, önemi yok. Ben hayatın sillelerini yemeye alışırım zaten. Tamam, size gider ayak son bir kıyam olsun. Belki ileride beni hayırla yad edersiniz. Alo, Esin Hanım'la görüşebilir miyim? Yok, olmaz. Dünyada kabul edemem. Lütfen, benim kararım kesin Esin Hanım. Zorlamayın beni. Ama Şuayip Bey... Hayır, üstüme varmayın daha fazla. Olmaz dedim, olmaz ya. Neden olmaz Şuayip? Bir kere eşim, yani eski eşim kabul etmez. Zulmiye abla da çok kızar. Niye kızayım canım? Hiç de kızma. Hadi kabul et Şuayip'cim. Değil mi? Sahi mi? Hadi, hayat uzlaşmadan yanıdır Şuayip'cim değil mi? Niçin birbirinizi kırıyorsunuz? Şöyle mi dünyada değer mi? Üç aşağı beş yukarı anlaşın olsun bitsin hadi. Israr mı ediyorsun? Ediyorum, çok ediyorum Şahin. Ben seni daha fazla kırmayayım. Zulmiye ablanın hatırı için kabul ediyorum. Ay danke schön Şahin'ci. Bitti. Evet. Zulmiye ablanın hatırı için kabul ediyorum. İyi, hayırlı olsun. Cümlemize. Hayırlı olsun. Demek anlaştınız. Evet. Hayırlı olsun. Şahit Bey'le anlaştık. Harikasın kız Şahit. Gene yaptın numaranı. Şahit Bey'e de bu yakışırdı zaten. Hadi bakalım şu son safsatayı bırakın da asıl meseleye bir gelelim. Hangi asıl mesele? Mesele para meselesi. Das Geld. O konuda meraklanmayın. Hesaplar netleşmez rakamları size sunacağım. Tabii canım, Zulmiye ablanın acelesi yok. Biraz bekle. Bekleyeceğim tabii, ne acelem var. İyi, anlaştık. O zaman akşamüstü kızlarla birlikte burada oluruz. Harika. Onları sabırsızlıkla bekleyeceğim. Anlamadım. Yani bir jüri üyesi olarak. Bayıldım ha. Evet. Sen kaç yaşındasın güzel gözlü Ceylan? 19 yaşındayım. İkizler Burcu'ndayım. Ay, ikizlere bayılırım ben, biliyor musun? Sizin ölçüleriniz kaça kaç? 89, 60, 95. Hayranıyorum. Kesinlikle hatalı bir ölçüm var burada. Bence senin ölçülerin 90'ın çok üstünde. İnanmazsanız tekrar ölçelim. Şimdi benim karışım tam 25 santim. Dikkatlice ölçecek olursak... Gördün mü bak? Ne yaptığını görüyorsun değil mi? Sapık kudurdu gene, kudurdu. Abla belki kötü bir niyeti yoktur canım. Sen ne kadar safsın canım şu Ester'cim, görmüyor musun? Kızların içine düştü ayol, görmüyor musun? Bak bir dakika. Bir dakika hayatım, sen ölçünü sonra alacağım. Hayatım. Sen ölçünü almama gerek yok. Ben zaten onu ezbere biliyorum hayatım. Bir dakika gelir misin Şuayip? Bana bak, hareketlerine dikkat et. Yoksa ablam senin boyunun ölçüsünü alacak ona göre. Ne yaptım ya? Ayağını denk al şu ay. Büyük bir hata yapıyorsun. Hata mı? Evet. Hay Allah, bak kafama yedi ya. Tabii ya. Benim karışım 25 santim değil ki 24 santim. Tekrar ölçüp geliyorum. Bana bak, kızların yanından ayrıl, buraya gel. Buraya gel dedim. Ya ne yaptım ki ben ya? Şimdi ben bir jüri üyesi olarak kızlarla yakından ilgilenmek en doğal hakkım. Hakkın mı? Yani anla işte, görevim. Benim ölçülerimi almayacak mısınız Şuayip Bey? Sen ölçülerini almayı çok isterim top atan kavunum ama benim karışım senin ölçülerini almama müsait değil.
Affedersiniz. Artık şu hesap durumunu bir konuşsak diyorum. İyi olur. Yani geç kaldık zaten. Toparlayabildiniz mi bari? Evet, hesaplar burada. Yaklaşık olarak 2 milyar 600 milyon. Güzel Zergol. Evet, ben de uygun. Yuvarlak hesap 2,5 milyar verirseniz... İş tamam diyor. Anlamadım. Bas, ne demek istiyorsun? Ne vereceğiz? Ne? Para mı? Ne demek? Daha neler ayol? Para mı vereceğiz size? Şahit Bey'le böyle konuştum. Olur mu efendim? Kızların saçlarını tarabilir üstte para mı vereceğiz? Tabii vereceksiniz. Aa. Sauna, jimnastik salonu, fotoğraf, maya giderlerine siz sponsor oldunuz. Biz? Aa, ne demek istiyor bu var? Anlamıyorum ya. Anladım ben. Ne demek, ne demek? Bir dakika, bir dakika ya. Niye tartışıyorsunuz? Alt tarafı 2,5 milyar ya. Bu kadar reklamınız olacak. Evet. Televizyonda adınız duyulacak. Haklısın şu ayıp, çok haklısın. Senin katilin olarak duyulacak. Şu ayıp! Ne de bu var senin şu ayıp? Ne de bu var bu kadar? Abla! 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 Sinirlenmeyeyim diyorum ama... Hayrola Fevriyeciğim, yine ne oldu? Daha ne olsun? Sen bu fincanı fala kapatmadın mı? Zorla kapattırdın. Neyse halim, o çıksın falım demedin mi? Zorla dedirttin. Hadi gel kendi gözlerinle gör. Fincanını aldığın kadın kim? Hangi kadın kim Fevriyeciğim? Bak, ağzınla yakalandın. Harem mi kuruyorsun kudu sorun? Aa, gözünün yağınıyım Fevriyeciğim. David Copperfield bile fincana kadın sokamıyor ya. Konuyu saptırma. Telbi gibi kanıtım var ayol. Çabuk söyle kim bu kadın. Geliyorum. Evet, Meftun Bey'in haremi, buyurun. İyi günler efendim. Meftun Bey'le görüşebilir miyim? Aa, ne? Ne? Bırak şunu. Buyurun, buyurun. Acaba Meftun Bey evden çıktılar mı? Aa, sana ne? İsterimden ister çıkar. Evde kimmiş? Çek, konuşma. Sakın eli işte gözü oynaşka. Kalk lan para. Kudu sorun. Efendim ben Sevengül. Meftun Bey bürosundan arıyorum. Ha, ne işin var orada? Ne işin var kocamın şeyinde, iş yerinde? Bir dakika Fevriye Meleğim, izin ver izah edeyim. İndir ellerini. İndir ellerini. Ulan neyi izah edeceksin he? İşte görüntü, işte ses. Efendim ben Meftun Bey'in stajyer sekreteri Sevengül. Geç şuraya. Geç bakayım şuraya sen. Otur şuraya. Kim bu kadın? Stajyer sekreter Sevengül. Ne işi var orada? Bak 2 haftalığına gelmişti staj için. Ne stajı ulan? Staj cuması mı orası? Bak ama Fevriyeciğim. Aması maması yok. İsme bak. Sevengül. Yani hem seviyor hem de gülüyor. Ama haksızlık ediyorsun hayatım. Ne hakla? Sen hangi hakla büroda pilik çeviriyorsun ulan? Aa, bak o pilici Cüneyt önerdi, ben de kıramadım vallahi. Cüneyt. Başı sıkışınca Cüneyt. Hadi bakalım şimdi gelsin kurtarsın seni Cüneyt. Vallahi de billahi de Fevriye. Ben onu bunu anlamam. O büroda alo Meftun Bey oradalar mı şeklinde hiçbir canlı türü yaşamasını istemiyorum. Hiçbir canlı türü fiil katamaz. Çabuk Aşif diye söyle. Derhal onu kovuyorsun. Sonasındasın. Ne oldu kız? Sevengül, niçin ağlıyorsun yavrucuğum? Cüneyt Bey, kovuldum. Bak ne güzel de vücudun var. Yazık değil mi? Niye ağlıyorsun? Yazık bu bacaklara, yazık bu kalçalara. Ne diyorsun sen be? Ağlamak sellik yapar hayatım. Allah'ım ne biçim bir yer burası böyle? Belgrad ormanları gibi. Al şu ormanın anahtarlarını. O bacana alınacak kılıbağı sen ver. Allah Allah. Beni yanlış anladın. Ben sadece senin yaralarını sarmaya çalışıyordum yavrucuğum. Evliyeciğim. Vallahi kızcağıza çok ayıp ettik ya. Ama sen utanmıyor musun? Benden habersiz büroda piliç besleme. Yapma evimin güzel perisi. Ama bana çok haksızlık ediyorsun. Madem bir sekretere ihtiyacım var, bunu beraberce adam gibi birini seçeriz. Ne olacak? Sana zahmet olmasın hayatım. Niye beraber seçiyormuşuz? Ben seçerim hayatım. İlan şeyi neredeydi numarası kız? Tamam burada.
Hadi sen bir an önce iş yerine git. Bilinçlerin döktükleri tüyleri toplasan iyi olacak. Nasıl espri ama? Çok güzelsin. Güle güle hayat. Etrafa çok bakın, ne olur mu? Alo, ilan bürosu mu? Doğru düzgün bir sekreter ilanı verecektim de. Özellikleri, evet. 150, 200, 250 ölçülerinde. Tabii bu bir insan. Niye sordunuz? Tamam. Ve bir de gözleri kesinlikle güzel olmayacak. Yaşı da böyle kemale ermiş olabilir. Tamam. Teşekkür ederim. Allah size bol bol ilanınızı versin. Görüşme randevusu alan sekreter adaylarının isimlerine bak bacana. Manolya, Kıvılcım, Banu. İnsan bunların isimleriyle bile günaha girer be bacanak. Kasaplığa lüzumu yok bacanak. Koyun can derdinde sen sekreter isimlerinden tahrik olma peşindesin. Aman dalga geçiyorum be bacanak. Hadi. Ya şunlardan üçünü işe alsam, bir muhasebe dansız üçüncüsü kursam fena mı olur be bacanak? Öh be pişkin bacanak be. Senin askerlik bacanak. Bugün muhasebe bürosunun kadınlar matinesi mi var? Ne matinesi karıcığım, onlar şey... Harem fantezin olduğunu bilmiyordum. Eğer söyleseydin önceden ne bileyim elim boş gelmezdim. Halı dövme sopası, bir oklama filan getirirdim. Ne haremi karıcığım, onlar sekreterlik için başvuran bayanlar. Ver şunu bakayım. Manolya, Banu, Kıvılcım. Ooo maşallah. Pek de ateşliymişler. Ayol sekreter aday listesi değil, konsomatris listesi gibi. Ama karıcığım, yani şimdi kimseyle görüşmeden isimlerine bakıp da kesin bir yargıya varmak doğru mu acaba, bilmem ki. Nesini görüşeceğim ayol? Ben sekreter arıyorum, tavşan kız değil. Şimdi bakalım hesap ver bana. Bu listede neden hep kız ismi var? Ama yani sekreter karıcığım, bayan kız olur ya. Bacanak genelde sekreterler hep kız olur demek istiyor herhalde Fevriye abla. Öyle mi? Şıracı Cüneyt Bey. O zaman bu zampara bozacıya Bill Clinton'ın sekreterinin erkek olduğunu hatırlatır mısınız? Ama karıcığım, Bill Clinton'ın bir sürü de bayan danışmanı var. Ya öyle mi bozacı bey? O zaman etrafa biraz Monica Lewinsky serpeyim, yeşillensinler. Ay ne güzel espri yaptım. Ay ben komik bir kadın oldum. Vallahi komedyen olmam lazımdı. Bana bak. Kafana oval bir masa geçirmemi istemiyorsan sus! Fevriye ablacığım, istersen şu adayları tek tek içeri alalım da şunları bir görelim bakalım, ne dersin? Tabii. Gelsinler de gelecekleri varsa görecekleri de var tabii. Arkalarda kaldın Meftun, istersen biraz öne gel de kızların içine düşün. Yok böyle iyiyim karım. Sen iyisin ama ben iyi değilim lan. Çabuk arkasını. Arkanı dökeyim sana. Lan sana kendi ellerimden karı kız mı seyrettireceğim he? Kuduz ona! Banu Hanım. Ha evet benim. Ya siz misiniz? Aha ne tesadüf. Fevriye Hanım da hep böyle sizin gibi on parmak mini etek giyen bir sekreter arıyordu. Ya sahi mi? Ya buyurun. Nedense aklıma birden arenada kızgın aslanların önüne atılan gladyatörler geldi. Merhaba, ben Banu. Ya, başka eşya kurtarabildin mi bari? Pardon, anlayamadım. Bunda anlamayacak ne var kızım? Yangın sırasında yataktan fırlamış gibi bir halin vardı. Ayrıca okuma yazma seferberliğini de kaçırmış görünüyorsun. Biz 150, 200, 250 ölçülerinde sekreter arıyorduk. Gazeteyi okumadın. Ay, oturabilir miyim? Otur. Ama sakın bacak üstüne atma. Bazılarının bacakları kırılabilir de. Ben bu ilanı IQ ölçüsü zannettim ve ne kadar esprili bir insan olduğunuzu düşünerek geldim.
Size bir stand-up gösterisi sunamadığımız için çok üzgünüm şey hanım. Neydi Banu? Neremi Neremi hanım. Neremi Neremi hanıma kapıyı esprili bir şekilde gösterir misin Cüneyt'ciğim? Muhasebe bürosu değil, Zampara Baba Türbesi sanki. Karıcığım, dönebilir miyim? Kadın çıktı galiba. Pes vallahi, pes! Adamın bakmasını engelliyoruz. Burnuyla temas kuruyor. Ulan bak, parfüm kokusunu aldın değil mi? İkinci bir emre kadar bakmanı da koku almanı da yasaklıyorum. Manolya Hanım. Ah, evet, benim. Ya, buyurun. Merhaba hanımefendi, ismim Manolya. Daha baştan isimden kaybettin Kasımpatı Hanım. Kasımpatı değil, Manolya. Çiçek ismi olmaz kızım. Burası çiçek sulamayla kafayı bozmuş kamer gençlerle dolu. Ama hanımefendi ben 10 parmak daktilo yazarım. Excel ve Word programlarını gözüm kapalı kullanırım. Sorun burada zaten kızım. Sen bütün bunları gözü kapalı yaparken burada gözleri yuvalarından fırlayıp çıkacak olanlar var aramızda. İnsanlara göz sağlığıyla oynamak istemezsin değil mi? İlanları karıştırdın galiba. Hayır, ben bu ilana geldim. Ay, bizim ilanın yanında başka bir ilan daha var. İç çamaşırı defilesine cesur ve genç bayanlar aranıyor. Müracaat eskort ajansı. Bu bitkisel bayana kapıyı gösterir misin Cüneyt'ciğim? İlanları karıştırdığı gibi kapıyı pencereyi de karıştırmasın. Deme lazım. Çatlak şey, ne olacak? Cüneyt! Dışarıda ne kadar kara ve sarı melek varsa hepsini at gitsin! İlana uygun olmayanları sakın içeri alma! Tamam Fevri abla! Bak Meftuncuğum, bütün bunları senin iyiliğin için yapıyorum biliyor musun? Sana kalsa bu kızlardan birini çoktan sekreter yapıp 10 gün çalışamama raporu almıştı. Rapor mu? Ne raporu karıcığım? Kafanı kırardım değil mi? Özür dilerim hanımlar ama geçici bir süre için sekreter alımını durdurduk. Biz sizi daha sonra arayacağız. Evladım, sabahtan beri sıra bekliyorum burada. İyi ama emekli maaşları yan taraftaki bankadan veriliyor teyzeciğim. Ne emekli maaşı be? Ben sekreterlik ilanı için geldim. Aranan kan bulundu. Bak eğer evine bağlı sadık bir koca olacaksan çok yaşa. Yok eğer gözün her zaman başka kadınlarda olacaksa helvanı yaparım bak ona göre. Kim geldi? Buyurun. Hoş geldiniz. Oturun. İlan için geldiniz sanırım. Evet kızım o iş için geldim. Ay ne güzelsiniz siz. Ay dur. Şu şeyleri formları dolduracaksınız hanımefendi. Sen yazıver kızım. Benim gözüm pek iyi görmez de. Daha iyi teyzeciğim. Ben sizi sevdim. Aslında pek hesap kitap işlerinden anlamam ya neyse. Ama teyzeciğim kim anlıyor Allah aşkına? Ben sizi işe aldım bile. Şükürler olsun Rabbime. Nihayet namuslu bir işte çalışacağım artık. Değil mi? Peki daha önce ne iş yapıyordunuz teyzeciğim? Hayat pahalı insana ne işler yaptırıyor bilir misin kızım? Ne işi teyzeciğim? Lafı uzatmadan söyleyin. Geçmişime bir sünger çektim artık. Roman kızlarını pazarlamaya tövbe ettim artık. Ya ne? Ne? Roman kızları mı? Ne diyor bu ayol Cüneyt? Çabuk dışarı at bunu. Hadi mümkünse şehir dışına hadi. Namusuyla çalışmak suç mu? Hep sizin gibiler yüzünden mecbur kalıp da bu işi yaptım zaten. Meftun bana bak. Baksana bir adam. Ne bileyim karıcığım bakınca da niye baktın diye kızıyorsun. Bu iş ilanla milanla olmayacak. Sekreterden vaz mı geçtin? Yok. Alo? Alo. Meftun Bey orada mı? Ne yapacaksın sen Meftun Bey? Yellow. Millennium Holding'in sahibi Hilmi Şadırvan görüşecekti. Madem Hilmi Şadırvan görüşecekti sana ne oluyor? 900 bin yıllık. Söyle o Hilmi olacak gösteriş budalası herifi kaldırsın o koca kıçını da kendisi arasın Meftun'u. Gitti en iyi müşterim. Meftun! Nereye kayboldun İlker Kazanova? Görüyor musun? Bir saniye gözümü ayırdım hemen ortadan toz oldu. Gelince ben sana göstermez miyim gününü? Gelince ben sana göstermez!
ediyorum bu kadınlardan. Aramayın kocamı, aramayın, aramayın kocamı, aramayın diyorum. Gidin. İnce ince